Evet, hepiniz canlı yayına hoş geldiniz. Az önce ufak bir sorundan dolayı Cumali yayına alamadım ben. Kusura bakmayın, herkesten özür diliyorum. Şimdi tekrar deneyeceğim, inşallah alabilirim bu sefer. Kusura bakmayın, herkesten gerçekten özür diliyorum. Bir teknik aksaklıktan dolayı alamadım yayına. Benim hatam çok, kusura bakmayın. Cumali, bana istek atabilirsen eğer seni yayına dahil etmek istiyorum ben. Bana istek atman lazım. Evet, hoş geldin Cumali. Merhabalar Aylin, hoş bulduk. Biraz zor oldu. Küçük teknik bir aksaklıktan dolayı alamadım. Kusura bakma Yok, lütfen. tatlı, önemli değil ya. Var mahsuru yok. Tekrar dedim, hoş geldin yayınımıza. Konuğumuz olduğun için çok teşekkür ederiz, müteşekkiriz. Nasıl geçiyor karantina, nasılsın diye Ben başlayayım. teşekkür ederim öncelikle. Ya karantina hepimizin bildiği gibi, benim de iki tane evladım var. Onlarla birlikte vakit geçirip bir şekilde bu günleri atlatmaya ülkemiz adına da, hepimiz adına da iyi olmasından başka bir düşüncemiz, temennimiz yok. Dualarımız hep bir şekilde tamamen bu sürecin ülke adına da, kendimiz adına da, Türk futbolu adına da, sağlık çalışanları adına da bir an önce atlatılması yönünde. İnşallah tek temennimiz o bizim de. Sen karantinada daha çok ailenle vakit geçiriyorsun herhalde, anladığım Tabii kadarıyla. Bolu'da ikametgaha devam ediyorum. Kendi ikametgahım olan Kocaeli Darıca'ya geçiş yapacaktık eşimle. Daha sonra burasının daha güvenli olduğunu düşündük. Biz bitene kadar Bolu'da kalmaya devam ediyoruz. İki tane çocuğum var. Ben de eşim birlikte burada. Sadece antrenmana gidiyorum. Antrenman yapıp geri dönüyorum kendi başıma. Bir iki arkadaşımız oluyor Bolu'da kalanlarla birlikte. Onun dışında bütün günümü evde çocuklarımla vakit geçirerek doldurmaya çalışıyorum. Sıkılmamaya çalışıyorum. Tabii biraz yorucu da oluyor. Genelde futbolcu olarak sizin çok yoğun programlarınız oluyor, çok yoğun antrenman saatleriniz oluyor. Ailenize çok vakit ayıramıyorsunuz aslında ama bir bakımdan da aslında iyi mi oldu bu süreç sizin Ya için? şimdi bunu ailevi anlamda, ailevi duygusunu fazla taşıyan insanlar üzerinde etkisi olmuştur. Bende olduğu gibi. Yani ben kendimde olduğuna inanıyorum. Biraz daha fazla vakit geçirdiğime inanıyorum. Öbür türlü tesise gittiğimizde daha fazla vakit geçiriyoruz. Daha fazla antrenman sahasında kalıyoruz. Sohbet ediyoruz hocalarımızla. Bir de biliyorsunuz bizim durumlar biraz sıkıntılı. Bu durumlardan biraz daha eşim ve çocuklarım da muzdaripler. Çünkü gecemizi gündüzümüzü katıp bir şekilde buradan çıkmanın yoluna ulaştığımız için... Yani daha az çok vakit geçiriyordum. Geliyordum da geldiğimde de yorgun oluyordum. Ama şimdi bunların evdeki mutluluğunu, evdeki huzurunu, evimizdeki rahatlığı onlar da gördü. Alıştıkça bu sefer baba gitme dememeye başladılar. Dedim ki olmaz. 3 Haziran'da ya Haziran'da yani Haziran'ın başında diyeyim liglerin oynanmasına aslında karar verdiler. Ya oynanabilir dediler. Sen bu açıklama hakkında ne düşünüyorsun TFF'nin bu açıklaması hakkında? Evet, ben de takip ediyorum sosyal medya menajeri aralarıyla ama yani bunu şimdi kestirmek güç. İnşallah olur. Olacağına da inanıyorum. Bir an önce oynanmasını ben de istiyorum. Çünkü bir şekilde oynanıp artık bu karışıklığa bir son verilmesi lazım. Ama bunu biz istiyoruz diye buna biz karar verecek de değiliz. Bunu büyüklerimiz, federasyon, sağlık kurumlarıyla ilgili irtibata geçerek verecektir. Benim de duyduğum, gördüğüm, okuduğum Haziran'da oynatılacağı bir şekilde. Ha şunu da görüyorum. İlla seyircili oynansın diyenler var. Ya bu pek mümkün değil. Bu çok büyük bir risk. Biz de bir şekilde oynayacağımız zaman bu kesinlikle testlerle veya ateş ölçümleriyle birlikte bütün takım, teknik ekip veya herkesle birlikte bir şekilde bunun önüne geçerek oynatılacağını düşünüyorum. İnşallah en kısa zamanda oynatılır. İnşallah ülkemiz en kısa zamanda normale döner. Evet, bu test olayını da ben sormak istiyordum sana aslında. Ya yasaklar gelmeden önce bir hafta kadar oynadınız siz oyuncular olarak. Ha, seyircisiz oynadınız. Evet. Bırakmazlar. Kusura bakmayın. Olacak. Öyle daha güzel olur sanki. Merhaba ikinize de, nasılsınız? Ben de gireyim aranıza. Bay bay yapın ablaya. Bay bay yap oğlum sen de. Bay bay yap sen de. Evet. Diyorum. Kusura bakmayın. Ben... Yok canım. Çok güzel oldu hatta. Ben çok memnunum şu an. Evet.
Herhangi bir teste girdiniz mi siz? Ya bireysel olarak veya takım olarak veya herhangi birisi hasta oldu mu? Yok. Bunu Ya merak ettim. zaten o haftada Bursa deplasmanına gittik. Döndükten sonra zaten herkes dağıldı. Herhangi bir problem yaşamadık. Herhangi bir teste de tabi tutmadık. Herhangi bir belirti de yaşamadık. Hani o yüzden pek bir test yapma gereği de duymadılar diye düşünüyorum. Babacığım ben de şöyle aranızda gireyim. Tamam. Pek bir test de yapmadılar. Bursa maçından sonra bize karar tebliğ edilince herkes bu şekilde dağıldı. İl dışında olanlar il dışına, Bolu'da olanlar Bolu'da kalmaya devam etti. Hani bir test veya bir hani tabii burada biz şimdi genellikle tesise gittiğimde antrenman için ölçüm yapılıyor çok az kişi olduğu için. Onun dışında bir şey yapılmadı yani herhangi bir tetikte bulunmadılar. Sen tesiste antrenman yaptığını söylüyorsun. Senin gibi başka oyuncular da antrenman yapıyor mu tesiste? Hani burada birkaç arkadaşımız var işte Mustafa Durak var, İsmail abi var. Birkaç tane burada Bolu'da kalanlar. Tesiste zaten kimse yok. Her türlü de şey yapılıyor. İzolasyon şeklinde temizliği, dezenfektanlar yapılıyor. Malzemelerimiz yıkanıyor. Kendimiz götürüp getiriyoruz çoğunu. Orada da bir tane hocamız var sağ olsun bize yardımcı oluyorlar. Ya bu gayet bu şekilde 2 günde bir yapıyoruz bu antrenmanı. Her gün de yapmıyoruz. En azından 2 günde bir gittiğimizde bile 2-3 saat kafa dağıtabiliyoruz. O futbol özlemimizi giderebiliyoruz ya. Erdener geldi şimdi yayına. O da sana yerli Dimari'ya Bana diyor. cumali demez o. Cumali demez. Sağ ol. Sen bu lakap hakkında ne düşünüyorsun? Çok fazla Dimari'ya lafını duydum ben. Ya ben de fazla duydum da aramızda uçurum var ya. Yani izah etmeye çalışsam da pek kimseye şey yapamadım da. Tabii bu sadece sima olarak benzerlikten dolayı Dimari olarak kalıyor. Yani çok hoşuna giden insanlar var. Başta Erdener abi olsun. Hiç aksatmadan Dimari eder. Cumali demez yani sağ olsun. Ama bence o şey de o hırs da var. Ya oyunun içinde gerçekten sahada yer basmadık yer bırakmıyorsunuz. Her ne kadar sonuçlar iyi olmasa da bireysel olarak aslında iyi bir konumdasınız takım olarak. Ama takım olarak değil. Ya bireysel olarak ben her zaman bu zamana kadar yapmam gerektiğini yaptım. Yapmaya da devam edeceğim. Bu bir şekilde benim artım oldu. Çünkü benim işim bunu yapmak zorundayım. Daha böyle yetenek seviyesi üst seviyede olan oyuncularımız sahada bu işleri skora götürecek abilerimiz, arkadaşlarımız çok oldu. Ben bu yüzden yani bu Boluspor'un durumu yani herkese sorsanız olduğu durumu kimse kabul etmez, değil mi? Ama biz gerçekten Evet. merak etmiyoruz. Bunu biz rakiplerle de kabullendirdik. Bunu bize rakip takım hocalarımız, arkadaşlarımız da söylüyor. Yani bunu söyletmek de aslında bizim için çok önemli. Boluspor olarak o arma altında orada ne kadar iyi mücadele ettiğimizi, ne kadar iyi top oynadığımızı, orayı hiç hak etmediğimizi bunu birçok şekilde duydum. Rakip takım arkadaşlarımızdan, dışarıdan arayan eş dost olsun, takip eden abilerimiz olsun, futbol bilgisine güvendiğimiz insanlar olsun, kendi hocalarımız, kendi takım içerisindeki arkadaşlarımız. Yani oynadığımız oyunla bulunduğumuz konum arasında yani uçurum kadar fark olduğuna inanıyorum ben. Ama nasipten ötesi yok. Bu futbol sonuçta skor alman lazım. Biz de skor alamıyorduk. Son 3 haftaya kadar. Cumali, sence bu skora gidilememesinin temel sebebi ne olabilir takımda? Ya başlı başına bir temel hatası olabilir mi? Yani bunu bir kişi üzerinde veya hücum oyuncuları üzerinde kurgulamak pek doğru olmaz. Hepimizin hatası var. Hepimiz belki de o gole gidecek o topu belki ben atamıyorum der. Anlatabildim mi? Benim atmam lazım ki o topu oraya gitmesi lazım gibi. Yani kendi üzerinden konuşayım. Takım içerisinde kimsenin şey üzerinden konuşmak istemiyorum oyuncuların arkadaşlarından ama yani bu sadece santraforun veya bir 10 numaranın veya sağ sol kenar oyuncusunun yapabileceği işler değil. Onlara arkadan bunları çok iyi getirebilecek bir durum olacak ki onlar da görevini en iyi şekilde yapmaları lazım. Hepimizin bir eksiği var yani. Yani genel olarak ben de bu arada Boluluyum, Bolu sporluyum, Bolu sporu destekliyorum canı gönülden. Genelde bizim takım sezona hep iyi başlardı. Evet, evet. İkinci verdi biraz ama yine de hep bir playoff potasında olurdu ya. Bu sezon aslında hepimiz için çok sürpriz oldu diyeyim ben. Hiç beklemiyordum aslında. Ve bu sezon da yine üçüncü teknik direktörünüz Fırat Hoca. Ya bu istikrarsızlık, bu sürekli teknik direktör değişmesi oyuncular olarak sizin motivasyonunuzu ya kötü mü etkiledi veya kötü mü etkiliyor? Ya biz bunu her zaman konuşmuştuk. Yani bundan önce baktığınız 3-4 seneye yani yeni yapılan bir işte de ben buradaydım. Necip Çarıkçı geldiğinde ilk o günden bu yana hep kafaya hep iyi kadrolar kurmuş. Hep playoff'tan dönmüş bir Boluspor vardı. Aslında tekrar dönmemdeki amaçlardan biri de buydu. Hani bu sefer bize de daha iyi bir şekilde denk gelir de
Bunu acaba hani bu hasrete son verir miyiz Bolu olarak, biz olarak? Bunun içerisinde bizim adımızın yazmasını isteyerek döndük. Ama hayal kırıklığına uğradık. Hayal kırıklığına uğramamızdaki sebep de, yani bunu ben bir teknik ekibe bağlamıyorum. Bakın net söylüyorum. Bunu Giray Bulak'la da, Osman Özköylü'yle de ve Fırat Hoca'yla da başladığımızda da söyledim. Oyuncu grubu burada çok önemli. Bana sorarsanız, elini taşın altına fazlasıyla koyulması gereken bir oyuncu grubu olduğu zaman, ister istemez teknik ekibin istediklerini yerine getirdiğin zaman başarı geliyor. Yani ister istemez bu başarıyı elde edebiliyorsunuz. Yani bu tamamen de bana sorarsanız benim şahsi fikrim nacizane oyuncu grubunun başarısı veya başarısızlığıdır. Tabii ki de teknik ekibin veya yönetimin bunda kusuru var mıdır? Vardır ama yani %51'lik pay, büyük pay bence bizim oyuncu grubunundur. Ya Gustavo'nun bir açıklaması vardı. Ersun Yanal istifa ettikten sonra Evet. bir yerde bir istifa ediyorsa eğer bütün sorumluluk teknik direktörde değildir. İşte oyuncularda da mutlaka birer hata vardır diyor Ya. diye bir açıklama yaptı. Sen bu açıklamaya katılıyor musun veya ne kadarına E katılıyorsun? tabii bunu yani bu ülkeye gelmiş en kariyerli, en üst düzey oyunculardan biri söylüyor. Bir de cumali bir şey olarak söylemek var bunu. Bu adamı ki daha çok konuşuluyor. Ama doğru. Çok ciddiyim. Gerçekten de bu doğru. Çünkü biz burada kötü giderken de başımızda inanılmaz iyi bir hoca vardı. Giray Bulak. Başımızda çok üst düzey, bana sorarsanız seviyesi üst düzey olan bir Osman Özköylü vardı. Bugün başımıza gelen Fırat Hoca futbol bilgisi üst düzey olan bir insan. Yani bu tamamen oyuncu grubuyla alakalı. Bu hocalarla alakalı olan bir şey değil. Yani biz bu oyuncu grubunun bir araya getirdiğiyle bir şeyler yapabiliriz. Yoksa hocaları en kolay iştir. Hocayı kötülersin. Sorumluluğu kendi üzerinden atabilirsin. Ama bunu yapmak kolay bir kaçış yoludur bence. Ya ben Giray Hoca'nın açıkçası çabuk gittiğini düşünüyorum. Hani çok kısa bir sürede göreve geldi ve çok kısa bir sürede gitti. Sence de gidişi çok hızlı olmadı mı? Ya Nurgül Hanım biliyorsunuz futbolda skor, futbolda sonuç. Yani bunu alamadığınız sürece birilerinin hemen bir fatura kesilir. Bu da en başlarından biri olandır. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Sadece burada Boluspor ya da Giray Hoca adına olan bir şey değil. Dünyanın her yerinde olan bir şey olduğu için bu direkt Boluspor'un başındaki Giray Bulak olarak hani faturası ona kesildi diyeyim daha doğrusu. Hani biraz daha şey konuşmak gerekirse. Hani dünyanın her yerinde olması gereken neyse bizim ülkede de Boluspor'da da bu oldu. Çünkü bir şekilde bunun artık önüne geçmemiz lazım. Yani bunu en kısa sürede hoca göndermek de bir fayda sağlamıyor. Uzun vadede hocayı tutmak da fayda. Ben çok kötü gidip de çok oyuncu hoca bir ve hocanın bir kulüpte kaldığını gördüm. Veya çok iyi giderken gönderilen bir hoca gördüm. Hani bu yüzden pek bunları akıl sır erdirmek kolay değil. Ya kalan maçlar şu an final maçları aslında. Tamam mı devam mı maçları her biri. Bu sırada Sadık da geldi. Sadık gördüm kardeşim. Çizim derim ben ona. Murat abi de yazmış. Murat Özen. Murat abi severim. Eyvallah. Konuşursunuz siz bu arada. Sadık'ın son durumu nedir? Sakatlıkta ne zaman Sadık. Biz özledi? konuşmaktan öte biz can kardeşiz. Kardeş gibi. Allah'a şükür durumu çok iyi. Toparladı. Çok iyi çalışıyor. Çalışmalarında da bir aksaklık yok. Yani durumu gayet iyi. Ayağının artık üzerine çok rahat basabiliyor. İnşallah bu virüs bittikten sonra saha çalışmalarıyla birlikte yeni sezonda bir nebze bu virüs biraz olayları ötelediği için ya sadece buradan 1-2 ay bir nebze de olsa kazanmış oldu. Bu onun için çok büyük bir avantaj. İnşallah. Yani Fenerbahçe devşirme stoperle oynuyor. Gerçekten Sadık'a ihtiyaç var. Umarım en kısa zamanda döner o da 11'e. Bekliyoruz onu da. Beklememiz ve duamız o yönde. Çünkü hak ediyor, fazlasıyla hak ediyor. Genç oyuncularla aran çok iyi Cumali. Sen onlara sürekli yol gösteriyorsun. Onların yanında oluyorsun. Seviyorsun da onları. Genç oyunculara hani şunu yaparsanız eğer bir adım öteye gidersiniz dediğin öyle kesin bir şey var mı veya kesin tavsiyelerin var mı? Ya bakın bana sorarsanız bu futbol meselesi nasipten ötesi değildir. Ne kadar yetenekli oyuncular vardı benim dönemimde Beşiktaş'ta Erden Arar'la o takımı da çok iyi bilir bahsediyordu, konuşuyordu. İnanılmaz dediğim oyuncular bugün inanın futbolu bıraktılar. Yani şöyle biraz yani doğruyu söylemek gerekirse ben onlardan bir tık gerideydim. Ama bugün Allah'a şükür veya yıllardır ben bu ligde oynayan bir oyuncuyum. İyisiyle kötüsüyle beğenirler beğenmezler o ayrı bir şey. Ama doğru bir şeyler yapıyorum ki bunca yıldır doğru yerde top oynuyorum. Ya da doğru hocalar ya da hocaları her gelen hoca oynatıyor.
Gençlerle uğraşmamdaki veya takılmamdaki veya sevmemdeki maksat şu. Oldukları konuma çabuk kaptırıyorlar kendilerini. Ben daha bu sene burada Bolspor'da gördüm. İsim vermeyeceğim bir arkadaşımızı. Yani idmanlara çıkmaya veya kadroya girmeye başladığındaki tavırlarının değiştiğini görebiliyorum. Ben bunun önüne geçmeye çalışıyorum. Her ne kadar dinlenirim o ayrı bir şey. Ha şunu görüyorum. Ya Cumali abi, ya ben çalışırım. Ben çalışarak buralara geldim ve çalışmayı çok severim. Saha içinde de saha dışında da. Abi biz de senin gibi çalışsak, çalışmaktan başka bir şey yapamazsınız. Çalışırsanız, yeteneklerinizi geliştirirseniz bir yerlere gelebilirsiniz. Ben Cumali olarak o kadar çok çalıştım ki saha içerisinden bahsediyorum Nubil Hanım. Saha dışında kendimi geliştirmeseydim, saha içinde de kendimi bu kadar geliştirmeseydim bu zamana kadar oynuyor olmazdım bu ligde. Allah'ıma şükürler olsun. O ayrı bir mesele. Benim için önemli bir şey. Bunu da gençlere söylemeye çalıştığım şey bu. Önce kendinizi geliştirin. Ben yetenekliyim deyip de yeteneklerine güvenme. Abi ben koşamıyorum. Koşarsın. Abi ben atamıyorum. Atarsın. Atmak istedikten sonra, koşmak istedikten sonra yaparsın. Yani gençlere bu şekilde hani yakınlığım vardır. Severim, ederim. Yani en çok da Sedat Şahin Türk var. Onunla biz çok takıldık. Balıkesir'e beraber gittik. Hocamız da beraber de. Onunla da çok konuştum. İnanılmaz yani yetenekli. Ama hiç abi ben koşamıyorum dediğini duymadım mesela. Hani kulaklarının içine diyeyim. Var öyle. Mesela Cuma abi ben atamıyorum, vuramıyorum değil. En iyisini dağıtıyor, en iyisini de vuruyor. Niye? Çünkü istediği için yapıyor. Yani gençlere demek istediğim şu, ben yetenekliyim. Çok yetenekliyim deyip de yani ben hiçbir yerlere gelemeyen çok oyuncu gördüm. Veya kimsenin yüzüne bakmadığı hoca grubu da gördüm. Yani hoca geldi. Yetenekli hiç önemli değil. Ama koşmuyorsun. Ama bir yerde bir eksiklik var. Yani bir yerdeki o eksiklik. Ben de her gelen bir hoca Nurgül Hanım. Ya Cumali şunu yapsana diyordu. Tamam hocam. Yaparım. Yapamam diyemem. Yapamam dediğim zaman bunun dışında kalırım. Bunun dışında da kalırsak olmaz. Yani hepimiz etkileniriz. Maddi manevi kazancımız, kaybımız her türlü sıkıntıyı yaşarız. O yüzden gençlere önerim şudur. Geliştiremiyorum, yapamıyorum, çalışamıyorum. Yok, koşamıyorum. Yok, yapacaksın. Eğer istiyorsan bu işi tabii, seviyorsan. Dur oğlum, al sen bunu. Ya senin dediğin gibi aslında baktığımız zaman çok fazla genç yıldızın kaydığını, yetenek bir yerlere getiriyor evet ama geri kalanı aslında çalışmak, çalışmak, çalışmak Tabii. dediğin. Yani Nurgül Hanım, ben şöyle söyleyeyim. Kendi adıma transfer olduğum çoğu kulüpte ilk sezon başı Temmuz kamplarında veya lig başladığında hep eleştiri almış olan bir oyuncuyumdur. Bakın bunu net söylüyorum. Eleştiriyi iyi bir şekilde almış olan bir oyuncuyumdur. Neden alındı, neden gelindi? Ama Allah'ıma şükürler olsun ki o sahada yaptıklarından sonra sene sonu bittiğinde Cumali gitme diyenler oldu. Ki bunu diyenler aynı insanlar. Yani niye? Ben bunu sahada çok üst düzey bir şey yaptığımdan değil. Sadece yapmam gerekenleri takım için, giydiğim formanın hakkını verebilmek için, aldığım paranın hakkını verebilmek için. İki tane çocuğum var, aileme bakıyorum, eşim var, ben varım. Ya ben bunun hakkını vermem lazım ki vicdanım rahat etsin. Sene sonu bittiğinde Allah hepsinden razı olsun. Balıkesir taraftarı, bugün Boluspor taraftarı inanılmaz sahip çıkıyor bana. İnanılmaz seviyorlar ve bu beni çok onur ediyor, mutlu ediyor. Sahada daha fazla yapmam gerektiği şeyleri daha fazla yapmaya çalışıyorum. Adana Demirspor taraftarından da çok fazla soru aldık. O sorulara da geçeceğim. Onlar da Adana Demirspor bizim Nurgül Hanım hala oyuncu grubuyla ve o zamanki sportif direktörümüz bugün Bursaspor'un sportif direktörü Selçuk Erdoğan'la konuştuğumuz bir takım. Konuştuğumuz bir ekipti. İnanılmaz bir ortam vardı. Para hiç yoktu. Ben net söylüyorum. Zaten hangi kulüpte var derseniz çoğu kulüpte sıkıntı vardı ama biz yemin ediyorum size o zaman hiç paramız yoktu. Ama inanılmaz ortamımız, inanılmaz bir takımımız. Yani bugün oyuncu grubunu saysam size, ya ne oyuncular vardı diyen hala bana bizi izleyen, o zamandan izleyen oyuncu grupları veya takip edenler, ya sizin ne takımınız vardı? Ve 14-15 kişi kiralıktık. Yani istesek bu kimse vurdum duymaz tavırlara girebilirdi. Ama bizde o hiç olmadı Nurgül Hanım. İnanılmazdı. Yani orası, yani biz Antalya'ya 2-0 ilk maçta 3-1 orada mağlup olduk. Playoff maçı çok iyi hatırlıyorum. İçeride 2-0. Abdülkerim Bardakçı kulaklarını çınlatırım. Dakika 88 mi 87 mi ne Nurgül Hanım bir vurdu topu top ya yani direğin altından döndü. 2-0 mağlup olduk. Maç bitti ağlıyoruz hüngür hüngür. O Adana Demirspor taraftarı bizi sahaya çıkarttı tekrar. Allah hepinizden razı olsun dedi. Böyle dedi yürekli gençler dedi ki biliyorsunuz o dönem biraz biz şanssız da kaybettik. Ünal Hocam biraz bir sistemde bulundu. Yumruğunu masaya vurduğu bir videosu vardır. Belki bilirsiniz onu da. Orada gerçekten biraz da üstümüz oldu. Çünkü o zaman biraz taraftar olarak çok güçlüydük. Cami olarak güçlüydük.
yani o zamanki konuşulan muhabbetlerden yola çıkarsam siyasi olarak güçsüzlük deniliyordu. Denildi. O şekilde üstümüze oynandığını söylediler. O yüzden Adana'nın ki Adanalı olarak da bir Adanalı'nın yeri bizde, Adana Demirspor'un yeri bizde başka. Evet, taraftarlar da seni çok seviyorlar, gerçekten çok destekliyorlar. Bizler hakkında neler söyleyebiliriz Cumali abi diye çok fazla da şey yanıt Geçen aldım. hatta ilk dönemki maçta gittik. İkinci dönem gittik. 2-2 biten maçta. Biraz hakaret gördüm. Buranın ekmeğini yedim. Buranın ekmeğini yedim de ben bugün Boluspor'un ekmeğini yiyorum. Ben o sahada oynayacağım. Niye bu kadar koşuyorsun? Niye bu kadar mücadele ettin? Bizde niye bu kadar iyi top oynamıyordun diyor adam bana mesela. Daha maç bitti. Biz kendi Boluspor taraftarlarını alkışlamaya giderken. Ya ben bugün Boluspor'un ekmeğini yiyorum. Boluspor'un ekmeğini yediğim bir yere ihanet etme ve koşmama gibi bir şansım benim asla olamaz. Şahsi fikrim. Ya oyuncular midir? Mesela eski takımına karşı daha iyi motivasyonda oynar. Veya eleştiri almamak için mi mesela bu ekstra Ya efor? hem eleştiri, yani Nurgül Hanım bugün baktığınız zaman Adana Demirspor taraftarı ve kulüp olarak müthiş bir takım kurdular. Ben bugün Balıkesir'e karşı da aynı futbolu oynadım. Adana Demir'e de oynadım. Ben geçen sene Balıkesir'de Rizespor'un 3 sene 4 sene ekmeğini yedim. Rizespor'a karşı oynadığım futbol da ortada. Açıp izlesinler görsünler. Ya bunu yapmak zorundayım ki. Çünkü sadece oraya ait değilim ben. Artık oraya ait değilim. Beni izleyen bir sürü insan, bir sürü hoca, bir sürü takım oluyor. Yani beni derken maçı izleyen. Anlatabildim mi? Babacım elleme. Hocam. Dur. Tamam vereceğim ben sana. Dur. Dur vereceğim. Sen böyle biraz inatçıdır. Sana gelin. Hayatım. Dur. Tamam vereceğim. Tamam dur vereyim. Tamam dur vereyim. Dur vereceğim. Dur. Al. Al tamam. Gel otur o zaman ben de. Bekle. Bekle oğlum. Bekle elleme. Bak bak ayıp oluyor. Tamam koş. Sana elma verir Git bak abla ne yapıyor. misin? Nurgül Hanım ben evde bütün gün böyleyim. Özellikle biraz fazla düşkündür bana. Yine kız biraz büyüdü, çekildi kenara da. Yani o Ay. istediğim herkes izliyorken yani bir futbolcunun kendini göstermesi için bundan büyük bir fırsat yoktur. Ben yani bunu futbol oynayan her türlü arkadaş, herkes bilir. Belki kötü gönderildim oradan. Ben o maçta çok iyi oynayacağım ki benim gönderildiğimi bazı düşüncelerce veya basın organlarıyla veya taraftarı aa Cumali'yi niye gönderdiniz? Bakın ne kadar iyi mücadele ediyor, koşuyor. Ne kadar iyi oynuyor. Dedirtmek içindir. Yani yapmak zorunda olduğumuz işi yapıyoruz. Bir de Türkiye'de taraftar profili aşırı duygusal baktığımız zaman her şeye çok duygusal bakıyoruz biz. Oyuncu olsun, kulüp olsun. Ya bunun da çok büyük ağır psikolojik baskısı oluyor aslında. Bu kadar duygusal fazla. Ya duygu ama yani bu normal biliyorsunuz biz duyguyla yaşayan bir ülkeyiz, duyguyla yaşayan bir milletiz. Bugün duygu yükü bir problem ya da bir milletçe bir sıkıntı olduğu zaman milliyetçiliğimiz, ruhumuz hemen ortaya çıkar. Hemen her şeyi duyguyla çözmeye çalışırız. Ya yani bu yüzden bunları çok normal karşılıyorum. Ya peki dediğim de şu. Yani bugün hani okuyorum daha çok Boluspor taraftarının bana ne kadar çok sahip çıktığını ben çok iyi biliyorum. İlk zamanlar değil. Haklı eleştirilerinde de olabilirlerdi. O yüzden hiçbir problem yok. Haklı eleştiri de olabilirler ama ya bunu kırmak da oyuncunun elinde. Allah'a şükür bugün kırdığıma da inanıyorum. Hem hocamız olsun, hem yönetimimiz olsun. Yani benimle alakalı fikirlerini bana ilettiler. Hem de çok memnuniyetle, beni de çok mutlu ederek ilettiler. Ya bu benim için çok artı bir motive oldu. Yani bugün o yüzden oturdum ve bekliyorum ki tekrar bu olayları atlatalım da Boluspor hak ettiği yere gelsin. Yani biz düşmedik, düşmeyeceğiz. Düşüremezler bizi Allah'ın izniyle. Tam da onu soracaktım. Biz Boluspor olarak ligde kalacak mıyız bu Ya sezon? kalmak zorundayız. Başka çaremiz yok. Allah'ın izniyle diyorum. Başka yani Allah'ın iznini almadan olmaz hiçbir zaman. İnşallah biz bu ligde her türlü kalacağız. Kalmak zorundayız. Çünkü bunu fazlasıyla hak ediyoruz. Her konuda. Kulüp olarak da. Ya oyuncu grubu olarak da. Her konuda şehir olarak da fazlasıyla hak ediyoruz. Oğuz Yılmaz arkadaşım yazmış da. Onunla da biz Balıkesir'de çok iyi 2 senemiz geçti. Oğuz, hanım şikayetçi değil, çocuklar da şikayetçi değil. Sakal gitti böyle, ne yapalım? Berberler de kapalı artık. Ya Normaldir yani. aletlerimiz var, istesek evde tıraş olabiliriz de. Baktım hanım da şikayetçi değil, çocuk da şikayetçi değil. Öpüyorlar da sağ olsunlar, çekiyorlar da. O yüzden ben de devam ediyorum. Peki onlar şikayetçi olduğu zaman mı Tabii, keseceksin? ya hanım biraz daha bırakmamı istiyor tabii de. Çocuklardan yana bir şikayet almadığımız sürece devam. Şimdi bu sezona döneyim ben.
Sen çok kilit bir noktada oynuyorsun baktığımız zaman. Hani orta alan futbolda çok önemli bir atakların başlaması, kesilmesi için. Sen bu sezon boyunca oynadığın maçlara baktığın zaman ya en çok zorlayan takım veya oyuncu hangisiydi seni? Ya birçok oyuncu grubu var. Birçok oyuncu var. Tanırsınız. Tanıdım. Ya hiç oynamak istemediğim oyuncu tarzı gibi bir sürü oyuncularla da oynamışımdır ama onların da ben de oynamak istemediği bir sürü oyun, yani düşüncesi içerisinde girdiklerini de biliyorum. Ama bu hep ne derse desinler yetenekli oyuncu, akıllı oyuncu her zaman senden veya senin ondan bir tık önce düşünmeni bekler. Hamleni, mücadeleni veya gireceğini. Ki artık bu ligde öyle oldu ki Hanım, birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Yani bugün bu ligin en iyi oyuncuları var. Okan Derici dersiniz. Muhammed var. Şeyde yine Altınordu'daki. Anıl abi var. Bakın hala yaşı ilerlemesine rağmen Balıkesir Spor'da. Muhammed Reis var. Akhisar maçında da sürekli didiştiğim. Hani böyle oyunculara karşı oynamak çok zordur. Ama onlar da benim gibi oyunculara karşı oynamak istemiyorlar. Bunları biz de birbirimize bir şekilde söylüyoruz. Yani sezon olarak da takım olarak da bir şekilde bir şeyleri iyi yaptığınız zaman karşı takımda istediğiniz kadar yetenekli veya istediğiniz kadar kilit oyuncu olsun. Bunu bertaraf edebiliyorsunuz hemen. Yani niye? Bunu da psikolojik üstünlük olarak. Zaten ben hani oyuncu yapımla alakalı bir baskıya gidiyorum, hızlı gidiyorum. Gittikten sonra biraz böyle deşarj ediyorum adamı. Bir de takım üstünlüğü sağlamışsak o oyuncu kaçmaya başlıyor. Kaçan oyuncu oluyor. Tabii bizim kovaladığımız çok oyuncu oluyor. Peki en zor deplasman hangisi? En zor deplasman Adana Demir deplasmanıydı. Değil mi? Taraftar çok Çünkü 1-2-0 güzel. geriye Mehmet abi de gelmiş. Mehmet Akgüz de gelmiş. Hatta oyuna girdikten sonra 2-0'dı. Ben onun konuşmasına ona bakıyordum. Bana cübba der o. Hayırdır diyorsun niye koşuyorsunuz hala falan derdi bana da. İşte nasıl futbolun adaleti yoktur Mehmet abi. O yüzden çok zor deplasmanı. Bir de oradan 2-0 2-2 yapmak inanılmaz bir şey oldu yani bize. Belki de şu an bir puanla onun üzerinde olur. Çünkü aldığımız her puan bizim için değerliydi. Hele Adana Demir de. Çünkü o zaman çok iyi gidiyorlardı. 12-13 bin kişi vardı diye biliyorum hani ama bayağı kalabalık bir baskı da vardı. Tribün de vardı. O yüzden bu seneki en zor deplasmanlardan biriydi. Ki inanın ben size söylüyorum. Bir 10 dakika daha olsaydı, 5 dakika daha olsa yenerdik biz. Mehmet abiye söyledim de başka bir şey de söyledi. Şimdi Fırat Hoca geldikten sonra güzel galibiyetler alındı. İyi bir çıkış yakalandı aslında. Ya belki bu korona muhabbeti olmasaydı daha iyi yerlere de gidebilirdik. Daha üstlere de tırmanabilirdik. Şunu sormak istiyorum. Ya Fırat Hoca'nın sırrı nedir sence? Ya bu biliyorsunuz bizim ülkemize ve ülkenin her yerinde hoca değişikliğinden sonra mutlaka bir hava yakalanır. Bu da gelen hocanın oyuncu grubuna veya hoca gelmeden önceki oyuncu grubunun ortamına ne durumda olduklarına, nasıl bir rehavetin içinde olduklarına, nasıl bir psikolojik yapının içinde olduklarını bilerek geldiği zaman o dokunmaya çalıştığı şeyi dokunduğu zaman oyuncu grubuna yansıyor. Biz mesela o kadar İyi futbol oynamamıza rağmen Osman Hoca ile maç kazanamamanın stresi ve sıkıntısı altısında inanın size bir çözüm idman ya, yani idmana gidiyoruz ama ya idman bilene çok iyi oluyor ama maç kazanamıyoruz. Ne oldu Fırat Hoca geldi. Siz çok iyi oyuncusunuz. Çok rahatlayın. Yaparız, ederiz, kazanırız. Bu şekilde oynayacağız. Benim istediklerim var. Siz buna riayet edin. Siz buna uyun. Siz buna uyduğunuz sürece biz problem yaşamayız dedi. Allah'a şükür yani 4 maç 7 puan. Çünkü bir evet Giresun. Evet Giresun'a mağlup olduk. Döndük Gören'i yendik. Döndük Adana'yı yendik. Gittik Bursa'dan puan aldık. Ya bu bizim için inanılmaz bir ivme yakalattırdı bize Fırat Hoca'nın gelişi. Evet. Özür diliyorum sözü. Yarıda kaldı özür diliyorum. Bu koronanın çoğu takımı etkilediğini düşündüğüm gibi en fazla bizi etkilemiştir. Çünkü biz inanılmaz bir hava yakalamıştık. İnanılmaz Evet. motivasyon seviyemiz inanılmaz yükselmişti. Bu yükseldiği zaman da biz bir an önce maç oynayasımız vardı. Çünkü Keçiören'i yendik. Geldik hemen aceleyle çıktık şey maçına. Adana maçına. İlk yarı kötü oynadık. İkinci yarı abandone ettik. Hop bizdeydi. 80'den sonra maçı çevirdik. Gittik Bursa maçına. Golü yedik çok. Gol. Yani belki bilmiyorum izlediniz mi? Direkten dönen bir topumuz var. Kubilay Yılmaz Türk'ün. Kaleciyi çalımlayıp şut atamadığı bir pozisyon var. Yani Gökhan'ın var. Bursa'yı da çok rahat yenip gelebilirdik oradan. Yani boş konuşmuyorum burada. Çünkü gördüğümü söylüyorum ve yaptığımız işleri konuştuğum için söylüyorum. Keşke olmasaydı bu virüs. Yani bu havaleyi biz en azından bu seneyi atlatırdık inşallah. Gene atlatacağız da en azından o havamız bozulur.
Ya lige geri dönüşte illaki bir motivasyon eksikliği olur herhalde diye düşünüyorum. Çünkü ya eski antrenman düzeniniz yok şu anda. Daha çok evde zaman geçiriyorsunuz. Oyuncuların lige ya o kısa periyoda adapte olması ne kadar sürer veya zor olur mu adapte olması? Ya şimdi oyuncu grubu, oyuncular bu işten nemalandığı için, bu işten ekmek kazandığı için konsantrasyonunu bir an önce sahaya koyacaktır. O ayrı bir şey. Ama hep akıllarında bir tedirginlik olacaktır, hepimizin olduğu gibi. Çünkü kısa bir zaman süre bir oyuncunun 6 günden sonra idman yapmaması demek, oyuncunun vücudunun kendisini salması demek. Kendini toparlamaya çalışması, yüklenmesi sakatlığa yol açar. Şimdi buraya döndüğümüz zaman en az 3-4 hafta bir antrenman programı bize verilecektir. Biz bu antrenman programında hocaların, ya burada hocalara iş düşüyor. Nasıl bir yüklemeyle, nasıl bir motiveyle, nasıl bir hazırlık kampı geçirerek bu virüsten sonra, bu kaostan sonra çıkıp da takımı nasıl maça hazırlamanın düşüncesi içerisinde olduklarını duyuyoruz, görüyoruz, biliyoruz ki o şekilde de yapacaklardır. Ama bu etkileyecek. Yani bu inşallah olmaz kimseye de, bu sakatlık da olacak. Bu yani kimse de olmasını temenni etmem ama İnanın bir böyle bir bocalama, bir abandone olmuş olacak bir oyuncu grupları, tamamen hepimiz yani bütün ligler. Ya ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz uzun zaman sonra. Dünya olarak da buna hazırlıklı değilmişiz gördüğüm Tabii. kadarıyla. Ya mutlaka evet dediğin gibi etkilenecektir ve seyircisiz oynama gibi bir ihtimal var. Büyük ihtimalle de yine öyle olacak. Seyircili, seyircisiz gerçi senin için fark etmediğini söylemiştin sen. Her şeyin başı sağlıktı senin Tabii. için. Onlarla görüşüyorsunuzdur sürekli, konuşuyorsunuzdur. Bir iletişim halindesiniz yönetimle. Onların morali nasıl? Takım olarak nasılsınız şu Ya anda? Nurgül Hanım, şu an hepimiz bir beklenti içerisindeyiz. Ne olacağını bilmiyoruz. Hepimiz birbirimize bir soru soruyoruz. Ben bir yerden bir haber görüyorum. Bir gün sonra Mustafa Durak'la konuşuyorum. O başka bir haber görüyor. O başka birine söylüyor. Gökhan'a başka. Bilal abiyle, kaptanımızla görüşüyoruz. O başka bir şey söylüyor. O olur diyor, ben olmaz diyorum. Ben olur diyorum, o olmaz diyor. Öyle bir bilgi kirliliği, öyle bir karışıklık var ki şu an kimin ne dediği veya ne yaptığı veya ne düşündüğü hiç önemli değil. Sadece düşündüğümüz ülke olarak normale dönmek. Seyircisiz ben oynanacağına inanıyorum. Ben seyircili olursa daha olacağına inanıyorum. En azından tekrar o zaman da belki yine olayların biraz daha vakaların veya tekrar yeni yeni vakaların çıkabileceğini düşünüyorum. Ben şahsi fikrim seyirciyle, tabii ki de seyirci futbol, hani bunun yani seyirci olmazsa futbol da olmaz bana sorarsanız. Ben bir tane Bursa maçı oynadım seyircisiz. İnanın o maça gitmeden önce, açıklanmadan önce bize dediler ki, Bursa'dan da arkadaşım var, Selçuk Hoca ile de konuşuyorum. 40 bin kişi olur dedi. Ya 40 bin kişinin önünde top oynamak her baba yiğidin harcı da değildir, her futbolcunun da hayalidir. Tam biz oraya giderken dediler ki seyircisiz oynanacak. Yani seyirci olmazsa olmaz. Ama bu dönemde benim fikrim, bilmiyorum hani o eş dostla konuştuğumuzda da söylüyorum veya kendi düşüncemi söylüyorum, seyirciyle olacağını zannetmiyorum. Ama zor bir dönem olacak yani futbol ailesi olarak. Çünkü maddi anlamda da çok büyük sıkıntılar yaşayacaklar kulüp. Ya biz şu an dediğin gibi varsayımlar üzerinden fikir üretmeye çalışıyoruz. Belirsiz bir zaman dilimi. Onun psikolojik baskısı da ağır gerçekten. Hani ne zaman ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Kötü bir zaman. Umarım kısa zamanda atlatırız. Biraz kariyerinde aslında geçmişe gitmek istiyorum ben senin. Beşiktaş günlerinden bahsetmek istiyorum. Talihsiz bir sakatlık yaşadın ve devam edemedin orada aslında. Feda sezonunda. Yani güzel de bir sezondu. Eğer o sakatlık olmasaydı kariyerin şu an ne durumda olurdu? Daha mı ileride olurdu sence? Ya bir şey söylemiştim gençlerle alakalı. Bakın, nasipten ötesi yoktur. Bu kaderimde varmış. Demek ki ben bunu yaşadım. Allah'ıma şükürler olsun. Ama sakatlık olmasaydı şöyle bir döneme denk gelmiştim. Bunu çok iyi biliyorum. Samet Aybaba'nın Beşiktaş'a döndüğü, feda sezonunun olduğu dönem. Ben o ara Rizespor'a gittiğimde ilk 3 maçta da oynamaya başlamıştım. Tabii sonradan geldim. Daha çok gençtim. Çünkü ben gitme cesaretini gösterdim. Kendime inandığım için gittim. Kendime güvendiğim için ve artık bir an önce bir yerlere çıkmanın peşinde olmanın, hani artık açık ve net para kazanmanın veya bir lig oyuncusu olmanın, altyapıdan sürekli A takıma çıkıp Avusturya'ya kampa gidip dönmek değil, ya da arada bir lig sonunda oynadığım gibi maçlarda oynadım değil Beşiktaş'ta. Tabii ki de Beşiktaş'ta benim hayalimdi. Benim en büyük hayalimdi Beşiktaş'ta kalıcı olmak. O taraftarın önünde oynamak. Elimden geleni de yaptım ama dönmem lazımdı daha güçlü dönmem için. Ama nasip ya, güçlü dönmek için gittik, sakat döndük. O yüzden buna ben hani kariyerim açısından
benim için çok önemli bir basamak. Ki şu anki Cumali ile karşılaştırdığım zaman hani daha çok üzerine koymuş, daha çok geliştirmiş. Ya kendime göre, kendi ve futbol bilgisine güvendiğim insanlara göre çok kendini geliştirmiş bir Cumali. Belki o dönemdeki Cumali ile şimdiki kariyer arasında çok yani fark olabilirdi. Nurgül Hanım, hani bunu net söyleyebilirim. Ya o kadar ağır bir sakatlıktan sonra şu an izlediğimiz Cumali ya çok iyi bir Cumali, çok çalışan bir çalışkan bir Cumali. Nurgül Hanım. Futbola da aslında ama sen daha güçlü dönmeyi tercih Teşekkür ettin. ederim. İşte benim de yakalamak istediğim de buydu. Ben çok güçlü dönmek istiyordum ve ben o zaman düşüncelerimizde yani Süper Lig'de olmuyorsa bu ligin ne kadar değerli olduğunu bakın çoğu oyuncu farkında değil. PTT Ligi'nin ne kadar değerli, ne kadar kıymetli bir lig olduğunu kimse farkında değil. Çoğu kişi farkında değil. Hayal aleminde olan çok oyuncu. Burada olup da burayı takmayan var. Yukarıda olup da aşağıyı hor gören var. Veya burada olup da yukarıyı rahat gören var. Bu hiç önemli değil. Ama benim en büyük hayalim çok güçlü dönmek. Ben eğer güçlü dönmeseydim Nurgül Hanım, bugün belki bu kariyerim daha bu kadar azimli olmasaydım veya bu kadar her zaman söylediğim şeydir. Kendini geliştirmek, kendini üzerine koymak kadar önemli bir şey yoktur bir futbolcunun. O sakatlıktan sonra o sakatlığı yaşayan bilir. O sakatlık dünyanın en zor sakatlarından. Bugün benim işte canım ciğerim kardeşim yaşıyor Sadık. Yani bu sakatlığı yaşayan bilir. Yani bu Allah kimsenin başına vermesin. Kimsenin düşmanım yok Allah'a şükür de düşmanımın da başına vermesin. Hani atasözümüz olduğu için söyleyeyim dedim. Hani o sakatlıktan sonra benim bu kadar Allah'ıma bin kere şükür olsun. Ben olduğum yerin kıymetini fazlasıyla bilen biriyim. Bu kadar iyi bir yerde olmak benim için veli nimet yani. Yoksa çok daha iyisini tabii ki de herkes hayal ediyordu. Ben de hayal ediyordum. Ediyorum da hala. Neden olmasın? İlk izlenimi kötü olan bir Cumali ve sonrasında helal olsun Cumali dedirten daha başka şeyler de yapabilir. İnanıyorum inşallah olur. İleride tekrar bir Beşiktaş kariyeri olabilir mi? Nurgül Hanım gel Ve konuşmak lazım. Yok. Yani zaten düşünülmeyiz. Önemli. Biz kendi içerimizde düşünsek de bizi düşünmezler. Benim tek amacım oynadığım kulüplerde daha iyi bir Cumali. Yani son 2-3 sene bu evet Boluspor kötü gidiyor Nurgül Hanım. Bunu söylemek pek şey olmuyor ama benim kariyerim anlamında Boluspor şu an benim kendi kariyerim anlamında zirvede ve Balıkesir'de 2 sene gerçekten inanılmaz hani sezon geçirdim. Allah'ıma şükürler olsun. Şu an tek hayalim oynadığım her sene yapabileceklerimin en iyisini yapmak. En iyi yer, yani o sahada en iyisini yapmak Nurgül Hanım. Orada vicdanım rahat çıkmak. O yastığa kafamı rahat koymak. ya Balıkesir Spor taraftarı yazıyor şu Evet. anda, okuyorum onları. Senin gidişinden dolayı çok üzgün aslında onlar. Bizi neden bıraktı? Neden bizden ayrıldı? Ya gidiş sürecini senin aslında merak ediyorlar. Ya Nurgül Hanım, inanılmaz bir bağım var orayla. Geçen Kadir Başkan da canlı yayınla alakalı beni sormuşlar. O da bağlayalım kabul ederse. Bizim bir büyüğümüzü geri çevirme gibi bir lüksümüz yok. Hani ahlak yapıma benim ters. Seve seve kabul ettim, katıldım. Orada da söyledim. Ben de çok isterdim. Çok isterdim devam etmeyi ama yani, şartlar hiç uygun değildi. Her konuda. Yani çok böyle şey bir durum vardı. İçinden çıkılmaz bir durum vardı. Bunu kötülemek için söylemiyorum. Kesinlikle yanlış anlamasınlar ki benim niyetimi de kişi herkes orada çok iyi bilir. Ben Balıkesirspor'un en iyi yere gelmesini isteyen oyuncuların başında gelirim. Bunu oynadığım her kulüp içinde geçerli ama Balıkesirspor'un bende yeri başkadır. Bugün nasıl Boluspor için canımı dişime takıp o sahada elimden gelenin fazlasını yaptıysam Balıkesir'de de aynısını yaptım. Nasip değilmiş. Yani o yüzden bakıyorum Zeki abi yazıyor. Vuko da geldi yazıyor. Vuko abi de geldi. Abi deriz biz ona. Türk oldu artık bizden o. Yani biliyorsunuz futbolda anlık kararlar değişebilir. Yani isteyenin, arayanın veya başka bir şeyinin olması bir oyuncu için de biraz özgüvendir. Yani bu özgüveni yakaladığıma inanıyorum. Eski bir Cumali'ye dönmekten ziyade daha iyi bir Cumali olabilmek için. Hani geçmişe bakmıyorum pek. Çünkü geçmişte tercih hatası yaptım mı? Evet. Bende kalsın. Yaptım. Ama bugün aldığım her kararı her şeyimi borçlu olduğum eşime de borçluyum burada. Çünkü biz çok eski küçüklüğümüzden beri de beraberiz. Yani birlikte her şeyin kararını veririz. Tabii ki de bu arada yanlış anlaşılmasın. Son sözü ben söylerim. Ama onun varlığı bana çok güç katıyor yani. O zaman eşinden de bahsetmişken Rize günlerine dönelim diyorum ben. Evet. Rize
Çok şampiyonluk yaşadın, birincilik şampiyonluğu yaşadın. Oyuncular için şampiyonluklar kariyerlerinin en önemli taşlarından biridir. Ya o şampiyonluğu nasıl anlatırsın, nasıl tarif edersin, nasıl bir sezondu? Rizespor benim bugünlere gelmemdeki etken kulüplerden biridir. Kulüplerden biridir, kulüpten biridir. Çünkü ben o sene Nur Yıldırım çapraz bağım koptu Beşiktaş'a döndüğümde Samet Hoca'yla ve Ulvi Güveneroğlu'yla görüştüğümde bana tekrar sakatlıktan yeni çıktığımı ve kiralı gidebileceğimi söylediler. Evime döndüm. Yani düşünün bir oyuncu çapraz bağdan çıkmış, 3 maç oynamış, nereye gidecek? Ya ben bunu ciddi ciddi kara kara düşünüyordum. Çok sevdiğim bir abim vardı Darıca'dan ikametgah ettiğim yerde. Ondan sonra biz otururken bir gün bir baktım. Çok sevdiğim Metin Kalkavan ve yardımcısı o zamanki dönemin Rizespor'un başkanı ve ikinci başkan Koray Deniz beni aradı. Ya inanın şok oldum. Beklemiyordum. Oğlum dedi. Hayırlı olsun dedi. Seni bir sene daha kiraladık. Yapamadığın iş yarım kaldı dedi bana. Bakın aynen kelam bu. Söz bu telefonda. Bakın ben çok böyle kendisine özgüven üst düzey olan bir oyuncu değilimdir. Ama ben o sözü duyduktan sonra inanın o kadar böyle iştahlı, o kadar aç bir şekilde gittim ki Rizespor'a. Orada da çok ya sıkıntılar yaşadık. Ya her oyuncunun yaşadığı gibi. Ben gittiğim her kulüpte sıkıntı yaşadım. Yani taraftar bakımından anlatabiliyor muyum? Onun dışında hiç kimseyle yaşamadım. Herkesten Allah razı olsun. Herkes tarafından da çok sevildim, çok tutuldum. Hep arandım, hep teklif edildim, tekrar istendim. O ayrı bir mesele. Biz şampiyon olmak zorundayız dedik. Olacağımızı biliyorduk. Çünkü çok büyük bir kulüp orası. O zamanın PTT Ligi'ndeki en ideal, en düzgün, en iyi kulüplerden biriydi. Yani bu yolda biz ilerlemeye devam ettikçe ilk yarı biraz tökezledik. Ya ikinci yarı bir baktık son 2 hafta Engin Korukur hocamız gitti. Hoca kim gelecek falan filan. Hoca kim gelecek ne olacak falan der. Dediler ki Mustafa Denizli ile anlaştık. Ya şimdi dedim Mustafa Denizli, ben de Beşiktaş'ta çalıştım o ara. Beni Beşiktaş'ta da... Yo benimki açık zaten. O arada baktık Mustafa Denizli geldi. Ben de Mustafa Hoca ile çalıştım. Ya bana soruyorlar Mustafa Hoca nasıl diye takımda. Ya ne nasıl oğlum dedim. Yani bir tane kupa maçı oynattı sağ olsun dedim. İdmana çıkardı. Mustafa Denizli dedim yani nasıl olabilir dedim. Ya zaten onun gelmesi o kulübe birkaç oyuncuyu aldırması onun gücüyle tabii. Orada bizi şampiyon yaşadı. Bir oyuncunun PTT Ligi'nde şampiyonluk yaşaması bir oyuncu için çok büyük bir avantaj. Baba. Yani Allah'a şükür düşme yaşamadım, yaşamayacağım da. Playoff'ta oynadım, İnşallah. şampiyonluk da yaşadım. Playoff kapısından da döndüm, orta sıralarda da oynadım. Tamam babacığım gel. Sen geç içeri ben geliyorum. Hani düşme yaşamadım dediğim gibi Allah korusun yaşamayacağım da inşallah. Şampiyonluk yaşadım, playoff yaşadım, playoff oynadım, playoff'tan döndüm. Yani şampiyonluk havası bir oyuncunun üzerinde Nurgül Hanım inanılmaz bir yani bunu aslında ters tepki yapan oyuncu grupları da var. Bunu fazla ileriye taşıyan maddi manevi oyuncu grupları da oldu. Ben gördüm. Bunu şahsi olarak gördüm. Ama şampiyonluk Rizespor'daki şampiyonluk biraz da eşti. O zaman da eşimle tanışmıştık. Kendisi de Rizeli aslında. İkizdereli. Biraz da ona denk gelmesi onların Rize'ye gelmeye çalışması. Rize'ye gelmesi. Benim onları Rize'ye davet ettim. O senenin sonunda da düğün yaptık zaten. Allah aşkına Rizespor'un bende şeyi vardır. Yani çok şeyi emeği var. Bir de kızım orada oldu. Rizespor'un Rüya. bizde başkadır. Evet. Bir de şunu ya Erden Er aslında sürekli Gördüm. yazıyor. Quaresma Merak anlamak istiyor. ediyor, merak ediyor. Erdener abi. Beşiktaş'ta sezon başı kamp var. Dediler ki tesise gel. O zamanki Tuncay abi vardı. Şimdi federasyonda çalışıyor. Aradı beni. Tamam abi dedim. Gittik tesise. Hoca da Schuster. Yardımcısı da Tayfur Avuççu. Ama bir 40 kişi falan varız herhalde. Buradan artık 30 kişi mi gidecek? 32 kişi mi gidecek? İnanın onunla alakalı bir fikrim yok. Ama bir eleme olacak. Ümraniye'de ortadaki sahada başladık antrenmanlara. Bir gün geçti. 2 gün geçti. Quaresma geldi. Yani oradan da benim çok iyi performans vermem lazım ki Beşiktaş'ta Avusturya kampına gideceğim. Beşiktaş'ta Avusturya kampına gitmek demek bir oyuncunun hayali demek. Benim de en büyük hayallerimden biri. Tamam mı hayatım? Geliyorum sen git. Tamam mı babacığım? Bir oyuncunun hayalidir. Yani benim de çok büyük hayalimdi. O zaman da Kartal Yiğit, İsmail Er, İsmail abiler kulaklarını çınlatayım. Hala konuşurum onlarla da.
basın şeyini kurdular. Quaresma'yı çekti. Ben de hani gözü kara bir oyuncumdu. Sokarım ayağımı. Quaresma'nın ben olduğunu fark etmedim. Topu ona attılar. Böyle topu çekti böyle sağına doğru. Ben de böyle yandan ortadan gittim. Tam topa vuracağımı zannediyorum ama ben onun o kadar çabuk olduğunu bilmiyordum. PlayStation'da oynadım adamı da. Ya ayağını vurunca ben direkt tabanımla adamın ayağına bile. Direkt. Tabii ben bu ara benim hareket şu. Döndüm gittim. Ben kim olduğunu bilmiyorum. Gözümü hırs bürümüş. Ben o kampa gideceğim. Şüslerin gözüne gireceğim. Tam böyle giderken İbrahim Üzülmez hocama da anlattım. Rizespor'da çalıştık beraber Mustafa Denizli'nin yardımcısıyken. Cumali dedi farkında mısın kim bu yerde yatıyor dedi. Abi döndüm Quaresma. Pasımın önünde. Allah'ım biz İsmail abiler diyor. Ben de tam gittim böyle kaldırdım. Easy Dimaria dedi. Dimaria deyince de bu da şey ben de tam o zaman tabii ben de saç sakal yok. Ben şimdi saçı sakalı keseyim. Tam Dimaria oluyorum o zaman. Tabii fotoğraf da var çok iyi. Hatta onu yakalamışım. Bende de yelek var yeşil yelek. Söyle. Tamam ama bak abla bekliyor. Tamam sütünü de iç. Tam da böyle kızım aklımı karıştırdı ya. Tam da İbrahim abi böyle hani yelekli böyle saç sakal yok. İnanılmaz Dimari'ye benziyor. Easy Dimari'ye deyince bizim İsmail abi, Kartal abi çekiyor. Altyapıdan 15 milyonluk tekme diye. Bana yazanlar var. Ulan dur adam daha yeni geldi sakatlıyor. Sen kimsin adamı sakatlıyor. İnanın o kampta, o antrenmanda Tayfur hocamın bana anlattığı Schuster'in dediği şey şu. O kim diyor? Kampa geliyor mu o diyor. Meğersem kamp kadrosu hazırmış bu arada Nuri Ulan. Ben biliyorum. Ben yokum kamp kadrosunda. Ben sadece antrenmanı doldurmak için gitmişim. O 4 günlük süre zarfı içerisinde. Ama nasip ya. O antrenmanlarda inanılmaz böyle koştum, çalıştım. Schuster dedi ki Cumali de gelecek kampa. İnanın çok iyi hatırlıyorum. Oradan kampa gitmiştik Beşiktaş'ta. Hayalimizi gerçekleştirmiştik. Dimaria'da öyle kaldı. Quaresma'yı hala geçenlerde dediğim geçen yaz Sadık'la İstihya Park'tayken orada gördüm. Ya bildiğin sarılıyoruz abi kardeş gibiyiz. Hala unutmamış sağ olsun. O zaman da bir şey olmadı zaten herhalde, değil mi? Sakatlıkla mı? Yok yok. Evet, sakat. Hafif hafif tarak kemiğinin üzerinde böyle. Çok bastığım bir şeydir oralarda. Biraz böyle hafif tarak kemiğinin üzerine bastım. Böyle kalktı sağ olsun. O da pek uzatmadı. Normalde çok gaddar biridir. Çok inanılmaz gaddar bir insan. Saha içerisinde. Gerçekten Quaresma deliler. inanılmaz gaddar. Yani bunu çoğu Yani kişi süper. bilmez de ben gözlerimle gördüm kampta. Ha. Tabii Tabii o tabii. kadarını bilmiyoruz. Daha çok 90 dakika Tek, içerisinde bir izliyoruz. tek, bir tek bir tek Nihat Kahveci'ye, Nihat abiye bir şey diyemiyordu. O da adam Avrupa Şampiyonası'nda takımı uçurdu geldi ya oradan bir şey diyemiyordu herhalde. Tabii onun dışında tekmeler atıyordu herkese. Seni de daha fazla tutmayayım kızım. Sanırım seni istiyor. Hadi Nurgül Hanım. Son olarak Boluspor taraftarı hakkında, Boluspor şehri hakkında düşüncelerini alayım ve seni uğurlayayım. Her şeyini hak ediyorlar. Gerçekten çok iyi bir insan topluluğu, iyi bir taraftar. Desteklemeye gelen, futbolu seven. Burada Fatih abiler var, bizim hepsi yazıyor. Fahri abi var bizim şeyden basından. Yani gerçekten çok üzüldüler. Yani bizden daha fazla. Ama şunu hep söylemişimdir. Şimdi bana çok böyle ilişkimiz çok iyi olunca Nurgül Hanım bana çok yazan, beni çok arayan veya beni çarşıda görenler. Bakın diyorum ki onlara. İnanın bizim kaybettiklerimizi kaybedemezsiniz. Biz maç kaybettiğimizde her konuda çok kaybediyoruz. Bakın bunu anlatmaya çalışıyorum. Sen üzülüyorsan ben 5 üzülüyorum. Evet belki sen şunu diyor olabilirsin. Yarın sezon bitti mi Cumali çekip gidecek. Evet ama ben sezon onlarken kaybettiklerimin peşindeyim. Benim kaybetmemem lazım. Yani bunu bizi bilerek yapıyor getiren çok o insan oldu sezon başı önce. Sonra birkaç arkadaşımıza direkt hakaretlerde bulundular. İnanın hiçbir oyuncu grubu takımının kötü gitmesini istemez. Çünkü bir dahaki yıl için Nurgül Hanım, bir dahaki kontrat için, bir dahaki maddi anlamdaki her şey için çok etkili. Ne kadar kötü giderseniz o kadar çok kaybedersiniz. Bir dahaki yılda bu oynadığınız yıl içerisinde de. O yüzden son zamanlarda onların da keyifli gördüm. Şehirde bizi görenler de o zamanlar iyi giderken de yazanlar, bugün beni hala arayıp yazanlar, burada yazanlar. İnşallah Boluspor'u söz verdiğim gibi gerçekten birkaç kişiye çok söz vermiştim böyle içtenlikle hak etmediğimiz için. Söz verdiğim gibi bu seneki görevimizi yapacağız. Bu sene düşme gibi bir korkumuz, bir düşüncemiz Allah'ın izniyle olmayacak. İnşallah.
Ligde kalıp biz aslında gelecek sezona da seninle başlamak istiyoruz. Daha güzel İnşallah. yerlere hedef. İnşallah. Hayırlısı olsun. Önce bir şurayı bitirelim. Ondan sonra aklımızda neyse o olsun. Ben çok teşekkür ediyorum Cumali yayınımıza katıldığın için, açıklamaların için. Çok sağ ol, teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyorum ben sana. Hanım. Kendine. Çok memnun oldum ben de. Çok müşekkir oldum. Teşekkür ediyorum. Çok güzel sohbetti. Buradan Zeki abiye de yazayım. Balıkesir'den çok sevdiğim bir insandır. Sürekli yazıyor. Görmemezlik olmasın. Erdener abiye teşekkür ediyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Yarın da çocuklarımızın 23 Nisan bayramını cani gönülden kutluyorum çocuklarımın da. Allah herkese zihin açıklığı versin. Evde kalın. Bir an önce bitsin bu iş inşallah. Lütfen evde kalın. İnşallah. İyi İyi akşamlar. akşamlar. Evet, bol spor oyuncusu Cumali Bişi'yle birlikteydik. Bu akşam bize samimi açıklamalarda bulundu. Yayına katılan herkese ben çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Herkesin, bütün çocukların, bütün Türk milletinin 23 Nisan'ını da kutluyorum. Umarım en kısa zamanda bu günleri atlatır, normal hayatımıza geri döneriz. İyi akşamlar.